Esselamu Aleyküm, değerli kardeşlerim, değerli bacılarım. Çok güzel bir rivayet okudum. Yani İbn Hacer el-Heytemi'nin kitabında kayıt olunur. Yani güzel bir, hikmetli bir sözdü. Kale Abdullah ibn Selam, Abdullah ibn Selam dedi ki, Lemme halakallahul melâikete rafa'at rûsaha ile semâ. Allah-u Teala melekleri yaradandan sonra melekler başını kaldırırlar yukarıya, semaya. Fekâdet Rabbena ma'a men ente. Dediler ki, ey Rabbimiz, senin yanında kim var? Sen kiminlesen? Yani sen kimin köməyindesən? Her zaman kimin yardımında olansan? Kimin imdadına yetişensən? Qal, Allah-u Teala buyurdu ki, ma'al mezlumi hatta yuadda ileyhi haqquhu. Mezlumun hakkı ödenene kadar ben onun yanındayım. Onun kömeğindeyim. Hakikaten de Allah Teala mezlumun yanındadır. Mezlumun duasını kabul eder. Ona göre bir insan zulmetmeyden korkmalıdır kimese. Ona göre buyururlar bazı salihler, ya ehlel maasi, ey günahkarlar, ey günah sahipleri, la tagtarru bi tuli hilmillah aleykum. Allah'ın rahmeti genişdir deyerek gururlanmayın. Veya da ki Allah'ın rahmeti genişdir deyerek günahlar etmeye devam etmeyin. Veya da Allah Teala sana mühlet veribse, demek ki Allah Teala her zaman beni günahlarıma göre cezalandırmır. Vahzaru esefahu, Allah'ın gazabından korkun, çekinin. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim buyurur Zuhruf suresi 55. ayede. Felemma asafuna intakamna minhum. O zaman ki gazabımıza düşer oldular, onlardan intikam aldık. Allah Teala bizleri Allah'ın gazabına düşer olmaktan korusun. Allah Teala bizleri insanlara zulmetmeyden korusun. Çünkü Allah Teala her zaman mazlumun yanındadır, mazlumun köməyindədir.